Az önce ASKON Genel Başkanımız, değerli dostumuz Orhan Bey, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiyle ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Ardından Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımızın özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkimiz ve aynı zamanda açmış olduğumuz dış temsilciliklerimizle aslında Türkiye'nin nasıl merkezi bir konuma geldiğini, küresel bir aktör olduğunu, tarihi yaşayan değil, tarihi yapan bir ülke konumuna geldiğini özetledi. Aslında hepimizin hikayesi aynı. Türkiye yepyeni bir hikaye yazıyor 20 yıldır. Ve bu hikaye her geçen gün güçleniyor, kuvvetleniyor ve damgasını vurarak yoluna devam ediyor. Yeter ki inanalım. Yeter ki güvenelim. Yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok iyi değerlendirelim. Yolumuz açık, bahtımız açık ve menzilimize doğru koşarak gidiyoruz. Bütçedeki güçlü görünümümüzü Ocak-Mayıs 2022 döneminde de devam ettirdik. Ve bütçe 125 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayı vergi gelirleri artışında en büyük pay bir önceki yıla göre %497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar vergisi geçici vergisine ait oldu. Diğer taraftan küresel enflasyonist baskıların ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışımızın zaruri hale getirdiği ek bütçeyi Yüce Meclisimizin takdimine sunduk. Dün gece plan bütçedeki programlarımızı bitirdik ve bugün sizinleyiz. Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Bu ek bütçe ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri de aynı tutarda arttırıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmelerine, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın, aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz. Uygulamaya aldığımız Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz üretim, ihracat, istihdam ve makine teçhizat yatırımlarında dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Ve bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip gelecek, hep beraber bizler olacağız. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar son dönemde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri fark etmeksizin tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Özellikle petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının olağanüstü bir şekilde artması bize enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa kömürü kullanmaya, daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Zor her zaman oyunu bozar. Ülkenizin çıkarları, ulusal menfaatleriniz ön plana gelince akan sular durur. İşte Türkiye'de zaten son 20 yılda ortaya koymuş olduğu anlayış budur. Ulusal çıkarlar ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren her konuda özgür ve kararlı adımlar atmak. Vatandaşlarımızın alım gücünü zorladığının da farkındayız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek gerekli adımları hızlı bir şekilde attık, atmaya da devam edeceğiz.